Evet, Seyfi Tunelci abime, Çamlıbele, bu Minbezmen abime, Lefke'ye selamlarımı ediyorum. İksero'dan 3 tane bas dolusu askeri geçti, gözlerimle gördüm. Makinisteydim diyor. Selamlar ederim Güner abi, boş ver. Cemal Fatoşka'ya tekrardan selamlar ediyoruz sizlere. Saygılarımızı tekrardan iletiyoruz. Girneconumuzu da içtik, kaldıralım. Son bir yudum kaldı ama biz Ramazan'da önümüzde içmiyoruz. O ne demek diyor yeni düzen bugün. Gelen asker ve aileleriyle ilgili bize bilgi verilmedi. Onlara müdahale edemedik. O ne demek diyor bugün. Evet, bu arada cenaze tartışması var. Allah rahmet eylesin. Herkes tabii ki yakınını getirip buraya gömmek ister. Ama bu konuda biz geçmiş yıllarda yaşadık cenaze nakillerini. Zaten kayıp cenazelerimizi çok naklettik. Kayıplarımızın kemiklerini toprağa gömdük çok fazla Taşkent'te. Hatta şu anda Atlılar Murat Hasandallar'da bile onlar yapıldı aynı şekilde. Kimlik testleri, kimlik yoklamaları yapıldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık kurullarının, sağlıkçıların ve bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'nın ve insanların şu anda İngiltere'de veya dünyanın herhangi bir yerinde yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin KKTC'ye getirilmesine karşı olduğunu biliyoruz. Bunun içinde Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsınlar. Üzüntülerimiz çok büyük, çok hassas bir konu. Ama bu konuda cenazelerin Londra'da veya vefat ettikleri yer neresiyse orada toprağa gömülmesi, toprağa verilmesi, bekletilebilirse bir süre daha bekletilmesi en doğru olandır. En doğru olandır. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ama şu anda cenazelerin Kıbrıs'a getirilmesi tam bir sıkıntı olacak. Şu anda Güney Kıbrıs da kabul etmiyor. Artı İngiltere cenazenin tabutun açılmasına müsaade etmiyor. Eğer biz dini bir şey olarak bunu görüyorsak, dinimiz vefat edenin en kısa sürede toprağa verilmesini öngörür. Onu da ayrıca belirtmiş olalım. Ayrıca bu işin ticaretinin yapılmasına da kimsenin şu anda müsaade etmemesi gerektiği inancındayım. Bu da ayrı bir mesele. Bu işten ticari kazanç elde edilmemesi lazım. Mausa'da dün sabah evinde çıkan yangında 76 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurmuştuk. Ölen kişi Zehra Molding, Allah rahmet eylesin onu da. Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Sonya Kaygan'ın ailesi isyan etti. 20 gündür bir caminin morgunda gömülmeyi bekleyen kardeşimin bedeni yorgun. Lütfen bize yardım edin diyor. İşte yapılması gereken Londra'da toprağa verilmesidir. Başka yapılacak bir durum yok. Şu anda uçak da yok. Yani en yakın zamanda gelecek olan uçağın tarihi bilinmiyor. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta gitti. Nurlar içinde uyusun. Evet, açıldık, saçıldık. Dün eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binası önündeki fotoğrafı yeni düzende koymuş. Sorunları gidereceğiz diyor Başbakan Tatar Güneş'in ön sayfasında bugün. Arpa fiyatı ile ilgili çalışmamız devam ediyor dedi Dursun Oğuz Bakan. Sayın Çavuşoğlu, Nazım Çavuşoğlu, kolej giriş sınavlarının ikincisini yani KGS 2'yi 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapmayı planladıklarını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavına 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü yapılacağını kaydetti. Sayın Taçoy,
Kıptek'teki gelişmeleri değerlendirdiği yönetim kurulunda 3 değişiklik olduğunu söyledi. Selim Gökbörü, Erdal Onurhan'ın istifasının ardından yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Zaten Selim Gökbörü'ye söz verilmişti o mesele. Yani seni sevgili Selim Gökbörü Kıptek'in başına getireceğiz demişlerdi. Ve Selim Gökbörü de haberi medyadan öğrenmişti tabii ki ondan sonra. Kısa bir süre sonra göreve geldi. Sorun değil, hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli bir kardeşimiz. Yönetim kurulu üyeleri Esat Altay ve Doktor Özgür Özerdem'in yerine de yakında atama olacak. Onlara da teşekkür ediyoruz tabii ki. Atamaları Başbakan Tatar ile birlikte ele aldıklarını belirten Taçoy, Gökbörü ile görüştüklerini, yeni yönetimden önemli adımlar beklediklerini ifade etti. Evet. Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos'u kapsayan uçuş planlama taslağı hazırladı. Uçuşları zaten 29 Mayıs'ta da uçuracağız demişti. Yani yapıyorlar onları. Tabii ki ödeme gerekiyor. Tatar Beyermudun'da tesis ziyaret etti. Gönül Sofrası adlı proje kapsamında ihtiyaçlı vatandaşlara yemek hazırlanan Beyermudu Belediyesi'nin tesisini ziyaret etti. Muhteşem bir olay, muhteşem bir güzellik. Beyermudu Belediyesi'ne, Beyermudu Belediye Başkanı'na buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok güzel bir olay, çok güzel bir proje. Bunu yapanlara. Evet. Virüsten ölen insanların cenazelerine ayrı bir uygulama var anladığım kadarıyla. Cenazeleri beklemesinler, getiremeyecekler. Biraz araştırsınlar bence diyor bir izleyicimiz bu konuyu. Kısmet İzanoğlu kardeşime güzel yurda selamlar ediyorum. Kendi şehrimde mülteci oldum. 2 aydır güneyde yaşıyor. Evi Lefkoşa'nın kuzeyinde olmasına rağmen. Koronavirüs önlemleri kapsamında geçiş noktalarının geçici olarak kapatılmasından dolayı Deniz Birinci yaklaşık 2 aydır bavullar ve eşyalarıyla birlikte Lefkoşa'nın güneyinde yaşıyor. Mayıs ayından bu yana toplam 3 kez taşınmak zorunda kalan Birinci, evi doktora 5 dakika uzakta olmasına rağmen evine gidemiyor. Birinci, insani gerekçelerle kuzey ve güney arasında engellenmeden geçebilmek için başvuru da yaptığını ifade ederken, konuyla ilgili henüz bir yanıt almadığını ifade etti. Birinci, Reuters'e verdiği bilgide, doktorların bebeğinin görme yeteneğini kaybetmemesi için ameliyata ihtiyacı olduğunu söylediğini, bunun sadece yurt dışında yapabileceğini ancak uluslararası uçuşların askıya alındığını da kaydetti. Birinci, ailesini görebilmek için Kermiya geçiş noktasına haftada bir gün gidebiliyor. Metal barikatların ardından haftada bir kez ailesini görebilen Birinci'ye ailesine dokunma izni verilmiyor. Evet, bu da biraz sonra biz de yazdık buna benzer hikayeler. Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta taburcu oldu. Salgın Doğu Akdeniz'de sondaj planlarını da öldürdü. Yüzlerce kamusal nokta belediye ekipleri tarafından ilaçlandı. Bravo. Bravo Harmancı. Ankara kesenin ağzını açıyor. Türkiye'den kaynak aktarımı sorusuna net cevap veren Taçoy, kaynak en geç önümüzdeki hafta sonu burada olacak. Takipçisiyiz, bekliyoruz. Limit sıkıntısı çeken işletmelerin sorunlarını gidermekte kararlıyız diyor Sayın Başbakan. İnşallah. Maske, eldiven, ateş ölçer gibi birçok eksik var diyor KİTAMS Başkanı Sayın Güven Bengihan. Ve 400 ton zeytin depoda kaldı. Başbakan Ersin Tatar, Ziya Sezey Başkanlığındaki Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, esnaf, zanaatkarlar ve üreticileri pazarlama kooperatifi ile Büyük Konuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifinden üreticilerle görüştü. Zeysan Başkanı Ziya Sezey yaklaşık 400 ton sofralık zeytinin depolarda kaldığını ifade ederek Başbakan Tatar'dan yardım talep etti. 5 ay sonra yeni ürün dalında bizi bekliyor. Evet, bu da nedir? Yerli üretim, yerli tüketim. Biraz önce Sayın Tören'in de söylediği, Tuygun Tören'in yani Zorlu Bey'in oğlunun, Tuygun kardeşimizin söylediği de aynı şeydi. O da yerli üretim yapan bir fabrikası, işletmesi var. Bu konuda eğer hükümet gerçekten iddialıysa
çok iddialı davranmalı. Zeytin üreticisini de desteklemeli. Ekoliv zaten yani bizim üretimimiz, bizim zeytinimizin yağını kullanmak akla ve mantığa da yakın olan ama mideye ve tada da bayağı yakın olandır. Şişecikleri de cilet. Çok güzel şişecikler. Çok güzel şişecikler. Reklamımıza devam ediyoruz. Bunları gölgede muhafaza ediyoruz. O reklam bittikten sonra eve atacağız. Buna Türkçe'de grunk denir. Fırsatçılık. Şaka tabii ki. Almanya'da da havalar güzelmiş diyor Kamil Özalay doktorumuz. Rıza Şen bize selam etti. Biz de ona söylüyoruz. Evet. Sera da bir seni izlemek için her gece 3'te yatırım abi. Nasıl olur be Rıza beni izlemek için 3'te yatın. Sevgili Rıza. Tiyatromu oynan be Rıza napan. Selamlar. Tedbir sizsiniz, yetenek sizsiniz gibi oldu. KKTC'de kısmi normalleşme koronavirüs önlemleriyle sürüyor. Evet, tedbir sizsiniz. Vatan Gazetesi'nin manşeti güzel. Krizi fırsata çevirdiler. Hijyen malzemelerinin fiyatları uçtu diyor bugün Vatan Gazetesi aynı zamanda. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti. Erdal Onurhan yerine Selim Gökbörü atandı. Ersin Tatar ekonomiyi canlandırmakta kararlıyız diyor. Harmancı %25'lik kesintiden etkilendik. Mart'ta %50, Nisan'da %65 gelir düşüşü olacak diyor. Bugün bu açıklama Kıbrıs manşetinde manşetindeydi. Onu da hatırlatmış olalım. Bu eziyettir diyor Kıbrıs gazetesi bugün manşetinde. Bu eziyettir. Lefkoşa araç kayıt dairesinde ve yaklaşık 2 aylık aradan sonra dün hizmet vermeye başlayan araç muayene şubesinde izdiham yaşandı. Saatlerce sırada beklemek zorunda kalan vatandaşlar öfke kustu. Bu eziyettir diyor. Bu konuda Güney Kıbrıs ne yapıyor? Güney Kıbrıs ne yapıyor? Hemen okuyayım sizlere. Güneyde yaşayan Cengiz Gusella Güzelay. Larnaka'dan benim arabanın seyri seferi 27.3.2020'de bitti. Bana seyri seferi çıkardılar. Yeni muayenesi için de 28 Mayıs 2020'ye randevu verdiler. Telefon mesajı ile. Gadalaves or engadalaves. Anladınız yoksa anlamadınız. Yığılmaya gerek yok. Randevu verin insanlara gelsinler. Bu eziyettir diyor. Bardağı taşıran son damlaydı. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Erdal Onurhan, kendisine daha önce hiç aktarılmayan bazı bilgi ve belgeler olduğunu, müdürün izinli olduğu dönemde kimseye sormadan harcama yapıldığı iddiaları üzerine görevi bıraktığını açıkladı. Bardağı taşıran son damlaydı diyor. Yani işte at çiftliği mi, koyun çiftliği mi, bir çiftlik mi yoksa bu ülkenin en büyük kurumu mu? Aradaki farkı birilerinin görmesi lazım. Ev yangını can aldı. Evde mahsur kalan Zehra Molding'in köpeği de yandı. İkisine de çok üzüldük tabii ki. Evet. Molding'in cansız bedeni yatağında bulundu. Evin giriş kapısının önünde yanarak köpek de öldü. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Evet, Girne'de kavga çıkmış. Mattia William'ın Jonathan Mamba Ndolo birbirleriyle kavga ettiler. Bir tanesi diğerinin kırık bira şişesiyle boğazını kesti. Evet, bunlara da alıştık artık bu kavgalara. Hüseyin Akçatepe, ne olacak bizim halimiz diyor. Ben de bilmem kardeş. Kanada'da 7 saatlik fark var abi aramızda. Burada saat 1.46. Ha Rıza'cığım sen orada mısın? Rıza Şen kardeşim. Nereden bileyim ben senin Kanada'da olduğunu? Selam söyle Kanada Başbakanı Trudeau'ya. Trudeau kardeşime. Onunla karısı korona olmuştu. İkisi beraber karantina iyileştiler. Hüseyin Akçatepe, günaydınlar.
Selamlar Rıza Şen kardeşim, selamlar, selamlar. Bilmiyordum orada olduğunu. Enver Buda, günaydın. Büyük kayıp, otellerin kapanması nedeniyle 4 ilçe belediyesi ayda 1 milyonluk gelirden oldu. Diyaloğun manşet haberiydi bugün. Eski gelirler hayal oldu diyor. Evet, Çatalköy, Lefkoşa, Girne ve Alsancak belediye başkanlarının şeyleri var. Araç kayıt dairesinin önünde devlete para ödeme kuyruğu, bitmeyen çile demiş bugün. Kötü bir durum. Ürdünlü şahsın evinden para ve değerli eşyaların yanı sıra köpeği de çalan zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Pitbull bulunamadı. Acaba bıraktılar, şimdi pitbullu da gezer, olabilir. Ve Yeni Bakış'ın manşetindeyiz son olarak. Bakanlar Kurulu KKTC vatandaşı dışında ülkeye girişi yasaklama kararını 15 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı. Ancak Mausa Limanı'ndan dün ülkeye aralarında asker ve aileleri de olan yaklaşık 1000 kişi giriş yaptı. Büyük risk diyor bugün Yeni Bakış manşetinde. Büyük risk. Evet. Çok büyük risk. Söz konusu kişilerin bir kısmı otele, bir kısmı Lefke bölgesinde karantinaya alındı. Aralarında bazılarının yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yeni Bakış'a konuşan bazı sivil toplum örgütü temsilcileri hükümeti sert bir dille eleştirirken, bu durumun hükümetin aşamalı açılma kararıyla çeliştiğini söyledi. Hükümetin hangi önlemler ışığında bu riski aldığını, bilim kurulu ile görüşülerek mi bu karara vardığını açıklamasını beklendiğini söyledi. Güven Bengihan, hükümet büyük bir risk alıyor, halkın üstünde güvensizlik yaratıyorlar dedi. Çok güzel özetledi başkan. KİTAMS Başkanı, KAMUSEM Başkanı Metin Atan, ben eminim Sağlık Bakanı buna itiraz etti. Ancak bir yerlerden bastırılarak ülkeye giriş yapmaları sağlandı. Bile bile kendi ayağımıza sıkıyoruz. Ben eminim cenazeler konusunda da Sağlık Bakanı'na, Sağlık Bakanı'nın itirazı vardır. Ben eminim bundan. Sağlık Bakanı'nın da, bilim kurulunun da, bütün sağlıkçıların da itirazı vardır. Ve o konuda çok özel uygulamalar olduğunu herkes biliyor. Ama birileri bir yerden bastırmasın. Çünkü Allah rahmet eylesin, nur içinde uyuyacak o insanlar. Ama şu anda gelmeleri mümkün değil. Evet, Mausa'da darp suçundan dolayı adli şubede bulunan Ürdün uyruklu Zahid Musa Salem Sulim görevli polis memurunun barmağını kırdı. Aman, aman, aman Zahid Musa, aman. Mausa'da Akgöl sokaktaki evde çıkan yangında 76 yaşındaki Zehra Molding hayatını kaybetti. Feci olay diyor, gerçekten çok feci olay, Allah rahmet eylesin. Ve sinirler gerildi, araç kayıt dairesi önünde uzun kuyruklar oluştu demiş bugün. Yeni Bakış gazetesi risk büyük diyor. Evet, Atakan, Sayın Bakanımız Tolga Atakan, bazen çaresiz kalabiliriz diyor. Onu söyledi dün. Bu da internet sitelerinde yer alan bir haberdi. Haber olarak sizlere aktarmış olduk. Bazen çaresiz kalabiliyoruz. Herhalde Mausa'dan giren gemi konusunda da, gelen insanlar konusunda da onu demek istiyorlar. Çaresiziz. Çaresiziz. Ne yapalım? Boynumuz gıldan ince anlamında herhalde. Ne yapalım? Girecekler. Bitiyor. Akan sular stop ediyor. Duruyor. Kıbrıs sorununun çözümüne var mısınız? Yok musunuz? Yarışma programının başlığı gibi oldu bugünkü köşe yazımız. Kıbrıs sorununun çözümüne var mısınız? Yok musunuz? Bugün bunu yazdık. Facebook'ta da paylaştık yazımızı. Twitter'da da paylaştık. Son günlerin, hatta belki de son zamanların en önemli, en güzel haberi bence geçtiğimiz gün Yeni Düzen'de Sevgül Uludağ'ın yazdığı haberdi. Bir hamile kadın rahatsızlanıyor. Kuzey Lefkoşa'da hastanede yangın var. Apar topar Güney Lefkoşa'ya götürüyorlar. Orada erken doğum gerçekleştiriyor.
Bebeği ayrı birime alıyorlar derken anne taburcu oluyor ama araya koronavirüs sınırlamaları girip de kapılar kapanınca kadın bebeğini yaklaşık bir ay hiç göremiyor. Rum doktorlar, hemşireler her ne halse bebeği öldürmeyip muhteşem bir şekilde bakıyorlar, akabinde de BEM'e barış gücü aracılığıyla annesine teslim ediyorlar. Kıbrıs'taki sınır saçmalıklarını, iki devlet maskaralığını yerle yeksan eden, ayrılıkçılık, bölünmüşlük olayına tokat vuran muhteşem bir haber. Sevgül ve yeni düzeni kutlarım. Ne garip bir ada şu Kıbrıs. Umarım koronavirüs sonrasında aklımız az biraz barış başımıza gelir, yeniden birlikte yaşamanın yolunu buluruz. Sınır kapılarının kapatılması bize bazı gerçekleri net bir şekilde gösterdi. Mesela artık eminim herkes tanınmamış bir gariplikten yana değildir. Bilinmeyeni, belirlenemeyeni, istatistiği dahi tutulmayanı koronavirüs krizi sonrası bir daha konuşalım isterseniz. Kapılar kapandı diye Rum tarafı devlet olarak bizim kadar mağdur olmadı. Kapılar kapandı diye hiçbir Rum vatandaş kuzeydeki işini kaybetmedi. Kapılar kapandı diye Güney Kıbrıs'taki benzinciler mahvolma noktasına gelmedi. Güneyde kapılar kapandı, kuzeyde kapandı, grak grak eden Aras'ta esnafı da güneyde yok. KKTC devleti ciddi bir çıkmaza doğru gidiyor. Para kazanmak maksadıyla her köşeye bakkal dükkanı gibi üniversite açmayalım diyenler haklı çıktı mesela. Rum devleti böyle bir hata yapmadı. Turizm onlar için bizden de önemli bir sektör ve onlar da çok ciddi zarar edecek. Ama en büyük yatırımcının peşine Yunanistan'dan gelen talimatla terör örgütü suçlamaları yapılmadı. Peşine düşülmedi. En az 2000 Kıbrıslı Türk vatandaş güneye geçemediği için ekmeksiz kaldı. İşini kaybedebilir. Onlarca Kıbrıslı Türk öğrenci önümüzdeki günlerde açılacak, güneydeki okullarına gidemeyecek. Rum yaştaşlarından geri kalacak. Kapılar açıldığında belki bir yılı tamamen kaybetmiş olacaklar. Aras'ta esnafı lokmacı kapısı kapandığı için iflas noktasında. Sınır bölgelerine yakın benzincilerimiz %90'a yakın gelir kaybı yaşıyor ve pile. Evet, KKTC hükümeti doğru olanı yaptı ve pilede yaşam süren vatandaşlarımıza KKTC'ye geçeceklerse 14 gün karantinada kalacaklar dedi. Bu karar doğru muydu? Eğer pile bir Rum köyü ise evet karar doğruydu. Peki pile bir Rum köyü mü? Değil. Ne köyü? Farklı bir hukuki siyasi yapısı olan karma bir köy. Hükümet belki de sağlık açısından doğru olanı yaptı. Ama siyasi olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal devlet olduğunu bir anlamda kabul etti. Pile Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında sayıldı. Peki Beyarmudu? Beyarmudu'nun topraklarının belki de yarıdan fazlası İngiliz egemen üsler bölgesi sınırlarındadır. Beyarmudu futbol sahasının bile yarısı İngiliz üslerine aittir. Dünya çapında bir konu. Peki üst topraklarında konut var mı? Konut da var, hayvan barınağı da. Peki Beyarmudu köylüleri İngiliz üslerine girip geri KKTC'ye geliyor mu? Evet. Hatta Dikelya üsler bölgesinde Rumlarla temas etmeksizin çalışanlar bile var. Ve Pile köylüleri buna çok kızgın. Kızmakta haklılar. Ama KKTC hükümeti de bu kararı almakta yanlış yapmış değil. Bunu da kabul etmeleri gerek. Ortada çok ciddi, olağanüstü bir durum söz konusu. Alınan bu kararın insanları mağdur ettiği açık. Ama mağdur olan çoğu var. Pile ne yazık ki dün Hüseyin amcanın televizyon programımızda dediği gibi gradibiriya oldu. Anlayışlı olmak, bugünlerin en kısa sürede geçmesi için sabretmek dışında yapacak bir şey yok. Var. Ne mi? Koronavirüs belası biterse derhal sınır kapılarını yıkalım. Federal çözüm müzakerelerine başlayalım. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak
kendi güvenlik güçlerimizle kontrol edeceğimiz, kendi federal bölgemizde, parça devletçiğimizde ya da adını ne gavoloz koyacaksanız orada dünyanın yasal ve resmi vatandaşları olalım. Hala buna itiraz edenler mi olacak? Bu olaydan da dersimizi almadıysak, 1974 sonrası ganimet düzeni ve sisteminin çöktüğünü göremiyorsak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları olmak istemiyorsak, o zaman bileceğiz ki, pasaportunu ve kimliğini haliyle vatandaşlığını kullanmamıza bir yere kadar izin verecekler. Ve bileceksiniz ki ekonomik olarak çöktükçe, işsiz kaldıkça güneydeki sermayenin, güneydeki işverenin yanında sadece ucuz işçiler olabileceğiz. Çok basit bir örnek vereyim sizlere. FETÖ soruşturması başlatılacakmış. Nasıl ve neden başlatılacak? Kıbrıslı Türkler 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı resmen kurulduktan beri asla ana vatana ihanet etmedi. Çok muhalif sesler çıktı elbette. Rauf Denktaş bile birçok kez muhalif tavırlar sergiledi. Ama Türkiye'yi ve Türkiye'deki kardeşlerini sevmeyen, Türkiye'yi, Türk ordusunun çıkarlarını satan, onlara ihanet eden bir tek Kıbrıslı Türk çıkmadı. Tüm talimatlara uyuldu. FETÖ denen terör örgütüne yakın duran kişi ya da örgütler varsaydı, bu kişi ve örgütlerin organizasyonu bizzat Türkiye'den gelen talimatlarla gerçekleşmişti. Yani koskoca Türkiye bunu bilmiyor mu? Koskoca Türkiye burada bahsettikleri örgütlenmeyi bizzat Tecelef Koşa Büyükelçisi'nin organize ettiğini mi araştıracak? E yok. Poliste ve orduda da vardı. Varsaydı eğer yine talimatla, emirle örgütlenilmişti. Geçiniz bunları lütfen geçiniz. Kimse kimseye hikaye anlatmasın. Koronavirüs krizi sonrası en ciddi açılım Kıbrıs sorununun çözümü olmalıdır. Var mısınız? Yok musunuz? Gelin bunu konuşalım. Değilse yıllardır ünlü İngiliz gazetesi The Sun'ın İşçi Partisi yarınki seçimleri kazanırsa ülkeyi en son terk eden ışıkları söndürmeyi unutmasın şeklindeki başlığını hep hatırlatırım. Dün Afrika gazetesi ön sayfasındaki mesajında aynı şeyi hatırlattı. Son kez soruyorum. Çözüme var mısınız? Eğer yoksanız ülkeyi en son terk eden Teknecik'teki şalteri de indirmeyi unutmasın diyoruz. Dün gördük devlet olmak ve olmamak nasıl bir şeydir. Onun için size selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii ki internet gazetelerimize de bakalım. Haberci'nin internet sitesinde havamızın durumu var. Hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar zamanla bazen şey esecek, kuvvetli esecek diyor. Bu arada 3 günlük tahminde meteoroloji dairemiz cuma ve cumartesi parçalı bulutlu ve yağmurlu, zamanla yağmurlu geçeceğini söylüyor. Yani cuma ve cumartesi 8 ve 9 Mayıs'ta yağmur olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatalım. Evet, hatırlattık bunu. Başka var mı sizlerle paylaşacağımız haber? Hemen bakalım. Döviz kurlarına bakmıştık. Döviz kurlarımıza bakmıştık. Hemen bakalım başka haberimiz var mı? Gündem Kıbrıs'ta sizlere söyleyeceğimiz bazı şeyler var mı? Bakıyoruz. Gündem Kıbrıs'ta. Evet. Serhat İncirli'nin yazısı burada da yayınlanmış. Kıbrıs sorununun çözümüne var mısınız, yok musunuz diye. Onu da Facebook'ta ve Twitter'da paylaştık. Dileyen oradan da girip okuyabilir. Gündem Kıbrıs'a da sevgilerimizi, çalışanlarına tabii ki sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet, hemen bakalım. Bazı bulgular keşfetmiş bir bilim insanı, onu vurmuşlar, bu da ilginç.
öğrencilerin geri dönmesine yönelik bir karar yoktur diyor Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu. Kanal T televizyonunda akşam sevgili Eftal Keser ve Dilek Kırcı'nın sorularını yanıtladı. Eğitim sistemi aksadı. 100 bin civarında öğrencinin adada eğitim gördüğünü koronavirüs öncesinde açıkladı. Önümüzdeki günlerde öğrencilerin geri dönmesine yönelik bir karar alınmadığını, YÖK'ün de bu kararı üniversitelere bıraktığını söyledi. Kapıları açma konusunda çok aceleci olmamamız gerekiyor. Öncelikle salgının ve kendi içimizde çıkacak pozitifleri kontrol altına alarak sağlık sistemimizin çökmemesinden emin olmamız gerekiyor diyor. Bakan söylüyor bunu ama o bir tarafta bakıyoruz resmen. Resmen bakıyoruz. Evet. Bu da Gündem gazetesinde Gündem Kıbrıs'ta yer aldı. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir gazetede köşe yazısına suç duyurusunda bulunuldu. Gerçekten son derece yanlış bir yorum. Tabii ki saygımız sonsuz, isteyen istediği yorumu yapar ama Sayın Erdoğan'ın sonunun Sayın Adnan Menderes'in sonu gibi olacağını yazdı. Ragıp Zarakoğlu Evrensel Gazetesi'nde ve bu konu yargıya taşındı. Bu arada belirtelim, yarından itibaren bunu da Gündem Kıbrıs yazmış. Piyangolar birimi yarın açılıyor. 18 Mart'ta iptal edilen çekiliş 8 Haziran'da yapılacak. 18 Mart'ta iptal edilen çekiliş 8 Haziran'da olacak. Bilet satışları da sanırım başlamıştır diye düşünüyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Örsan Balıkçıoğlu kardeşim benim fotoğrafımı bulmuş, nerede bulduysa. Covid testi yapılırken ki fotoğrafım, maskem benim, hemşireler hep full şey. Çok beğendim. Ben de çok beğendim bunu. Kaydediyorum sevgili Örsan. Evet, Covid testimizi yaparken ki fotoğrafımız, kolumuza iğne batırılıyor. Bunu da Örsan kardeşim bize göndermiş. Evet, Kıbrıs manşete baktık. Kıbrıs Manşet gazetesine özür dilerim bakmamıştık. Harmancı uyardı diyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediye ile yapılan %25 kesinti nedeniyle hizmetlerin sekteye uğrayacağını söylüyor. Bugün piyangolar birimi açılıyor, kolej sınavlarının tarihleri ve 10 Mayıs'ta Anneler Günü var. Ben şimdiden söylüyorum, kimse ne bayramda ne Anneler Günü'nde lütfen kimseyi ziyaret etmesin. Facebook'tan kutlayın, uzaktan kutlayın ama lütfen Anneler Günü'nde de bayramda da. Dünyanın en değerlisidir anneler ama lütfen babalar, tabii ki büyükler, neneler, dedeler hepsi. Ama mümkünse uzaktan bayramınız kutlu olsun, bayramınız kutlu olsun. Atın bir mesaj, açın bir telefon, sorun hatırlarını. Ama bence yapmayın bunu lütfen. Lütfen yapmayın bunu. Dört kişiden fazla da, yani öyle mangal delisiyiz çünkü, girişmeyelim. Lütfen girişmeyelim. Lütfen. Yani ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayalım. Bırakın biatçılar biat etmeye devam etsinler ama biz tedbirimizi elden bırakmayalım. Lütfen. Bu çok önemli. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar burada olacağız ve İngiliz gazetelerine bakacağız. Hiçbir yere gitmeyin. Bu arada mesajımız var mı? Ümit Mustafa, günaydın kardeşim.
Kıbrıs'ım iyi yayınlar, güzel Kıbrıs'ım diyor. Ali Yıldırım, Ecvet Ali Kanatlı, Aysın Öztürak, Mustafa Ancın, Raif Toluk, Sertat Serdar, Ramadan Hızır, Osman Berkel Karaosmanoğlu, Savaş Tilki, Hüsnü Emel Özer. Evet, kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. 45 yıldır ne değişmez bahmış. 2 ay oluyor evlatlarımız, torunlarımızla bile 2 metre arayla kısa süre görüşüyoruz. Komşumuzla telefonla konuşuyoruz, sıkıntı yapmıyoruz. Halkını hiçe sayan uygulamaları duymak istemiyoruz. Protesto ediyoruz, itibarlı, kararlı duruş istiyoruz. İtaat eden değil diyor Hüsnü Emel Özer. Hükümete gitsin mesajımız. Erol Adalıer, Mehmet Cengiz Ali, günaydınlar sizlere de. Mehmet Coş Karşılığı, Levent Oral, Gardaççığım günaydınlar. Günaydınlar, dün internet üzerinden hallettim ve Levent o işi. Tamamdır. Evet, herkese sevgilerimizi, saygılarımızı ilettik, sevgilerimizi ilettik demiştik. Savaş Tilki kardeşime de, Osman Berkel, Kara Osmanoğlu kardeşime de, Kemal Zihni'ye bir kez daha selam ve saygılarımı sunuyorum. Ve araya gidiyoruz, aradan sonra İngiliz gazeteleriyle devam edeceğiz ama mesaj yağdı bize bugün resmen yağmur oldu. Okuyamadıklarımdan, isimlerini okuyamadıklarımdan çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ozan Görü, Erkan Emez. Evet, federal çözüm temennilerin çok güzel ama Rum tarafı diyor Erkan Emez. Sevgilerimi ilettim Erkan kardeşim. Rum tarafı da artık başka çaresi yok. Ya da kapatacaklar bütün kapıcıkları, pencerecikleri. İkinci şık gündeme gelecek. Rum tarafının artık bana göre yemem yok deme durumu olmaması lazım. Bu gollandro yenilecek sevgili Erkan Mez diye düşünüyorum. Rıza Şen tekrar sevgilerimi ilettim. Evet. İki ayrı fark, iki fark var diyor. Güneyde hükümet halka bakar, kuzeyde halk hükümete bakar. Ahmet Tekman güzeldi bu. İlkay Adalı öpüyorum ellerinizden. Feza deviren, çözüme var mısınız yok musunuz? Onlar çözüm ister de biz mi yok dedik arkadaşım diyor. Evet, başka şanslar yok sevgili Feza deviren, selamlar. Enver Buda çok güzel yazdın kardeş diyor. Mustafa Sakallı. Sayın Serhat, bizler çözüm için hazırız, çözümü şiddetle istiyoruz, hemen çözüm diyor Mustafa Sakallı kardeşim. Birsen Aydos bize Türkiye'den selamlar göndermiş, biz de Birsen Aydos'a selamlarımızı gönderiyoruz. Ahmet Tekman abim çok çok teşekkür ederim, sen günaydınlar. Gülistan Kahraman, evet. Gülistan Kahraman, Hüseyin Akçatepe, günaydınlar, selamlar, sevgiler. Mehtap Yılmaz, günaydınlar aynı şekilde. Covid'siz günler diliyoruz, bizler de sizlere diliyoruz. Arayı veriyoruz, aradan sonra İngiliz gazeteleriyle devam edeceğiz. Ayrılmayın.